Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yıl dönümünde Kayseri'de anma etkinlikleri düzenlenecek. Kayseri İl Başkanlığı olarak yapacağınız etkinlikler neler olacak? Kayseri iki büyük tarihi camide Mevlid-i Şerif okutulacak. İkramlarımız olacak. Biri ikindi, biri öğlen öncesine. Cumartesi günü akşam da Melikgazi Belediyesi'nde kültür sitesinde etkinliğimiz olacak. Anma gecesi etkinliğimiz olacak. Sağ olsunlar Kayseri'de etkinliğimize katkıda bulunanlar da oldu. Veteran olarak, yer olarak. Bu sizin vesilenizle biz Kayseri'yi davet ediyoruz. Bütün Kayseri bekliyoruz o gün akşamımız için. Bulamayanlar da zaten Mehteran sesiyle rahatlıkla bulabilecekler. Peki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından Cumhur İttifakı yanında seçimlerde yer alacağı söylenildi ve barajında %7'ye düşürülmesi konusunda açıklamalar yapıldı. Kayseri İl Başkanlığı olarak sizin düşünceleriniz neler? İttifakta olmamız, bizim onlarla ortak olmamız değil. Onların günahları, vebaları herkes kendisinin boynuna. Bizim o şeyimiz yok. Ama ittifakta olmamız nedeniyle baraj sorunu yok bizde. Yani sadece bize değil. İttifakta olanların hiçbirisinde baraj yok. Ha %7 eyvallah. Geçmiş dönemlerde aldığımız oyun aynısını alacak olursak Kayseri'de 80 bin oya bir milletvekili. Yani 3 aşağı 5 yukarı hesabımızda. Ve biz onu en az 2 milletvekili yani düşünüyoruz. En az. Nasip kısmet Rabbim ne gösterir. Yani ittifakın o nimeti de olacak. Peki yaklaşık bir aydır süren Rusya-Ukrayna Savaşı söz konusu. Burada Türkiye'nin dış politikalarını değerlendirdiğinizde neler söylersiniz? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim ikili ilişkilerimiz var, ticari ilişkilerimiz var. Sizin de bildiğiniz gibi geçmiş dönemlerde Rusya'ya karşı bir karşı karşıya gelmemizde Rusya'nın başkanı yasaklayınca zaten o sene turizmde bizde bir ölü mevsim yaşandı. Ukrayna ile zaten hakeza ikili ilişkilerimiz var. Biz ikili ilişkilerimizi bozmadan ikisinin arasında olup da aracılık yapmak bu güzel. Takdir ediyorum ben bunu. Fakat Rusya'nın bu bir ilki değil. Birini Avrupa koruyor. Yani kuklası diyelim biz ona. Yani şeyle olarak. Biri de zaten kendisi yıllar öncesine Çarlık döneminden bu tarafa katliamlarla milletleri asimile etmekten. Zaten Putin de onların soyundan geldi. Soyundan gelmese de yolundan geldi. Bizim aslında bizim dostumuz yok ama ticari ilişkilerimiz açısından ikisinin arasında olmamız ve devletin bunun karşısında duruşunu ben takdirle karşılıyorum.